Emeklilerin gözü 2025'te. Özgür Erdursun'dan 15 bin Türk lirası seyyanen zam talebi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zammı ve enflasyon farklarını değerlendirdi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zammı ve enflasyon farklarını değerlendirdi. Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında, emeklilere yapılacak 15 bin Türk lirası seyyanen artışın gerekliliğini vurguladı. Emekli maaşlarına seyyanen artış ve enflasyon farkı. Erdursun, yazısında, emekliler, emekli maaşlarına her 6 ayda bir enflasyon farkı kadar artış alıyor. Ancak bu artış, hükümetler tarafından lütuf olarak sunulan bir zam değil, enflasyona karşı emekli maaşlarının değerinin korunması amacıyla yapılan bir düzenlemedir, dedi. Ayrıca, 2018'de çıkarılan yasa ile en düşük emekli maaşlarının 1000 TL'ye, 2020'de ise 1500 TL'ye çıkarıldığını hatırlattı. 2025 Ocak'ta 15 bin Türk lirası seyyanen zam. Özgür Erdursun, 2025 Ocak ayında emeklilere yapılacak olan 15 bin Türk lirası seyyanen zam ve bunun üzerine enflasyon farklarının eklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu sayede, emekli maaşlarının alım gücü kaybının telafi edilebileceğini belirtti. Enflasyon farklarının yanında, geçen yıl ve bu yıl yapılan refah paylarının da maaş artışlarına etkisi olduğunu söyledi. Refah payı ve enflasyon farkı. Erdursun, 2025 Ocak'ta Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yaklaşık %17 enflasyon farkı, memur emeklilerine ise %12 enflasyon farkı ve toplu sözleşme ilavesi yapılacağını öngördü. Ancak, refah payının uygulanıp uygulanmayacağına dair bir açıklama yapılmadığını belirtti. Emekli maaşlarında alım gücü sorunu. Erdursun, emekli maaşlarının fiyat artışları karşısında değer kaybettiğini vurgulayarak, "İl sadece emekli maaşları değil, sabit ücretlerin tamamı enflasyon karşısında değerini koruyamadı. 2023 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan 8077 TL'lik seyyanen artış, 2024 Ocak'ta 12055 TL'ye çıktı. Ancak, emeklilere benzer bir iyileştirme yapılmadı," dedi. Seyyanen artışın gerekliliği. Erdursun, 2025 Ocak'ta emekli maaşlarına yapılacak seyyanen artışın, kök maaşlara yansıtılması gerektiğini ve en düşük tamamlanan emekli maaşı uygulamasının sonlandırılması gerektiğini belirtti. Sadece enflasyon farkı ve küçük bir refah payı ile emekli maaşlarının alım gücünün eski haline getirilmesinin mümkün olmayacağını söyledi.